Bir önceki videoda aldehit ve ketonlardan nasıl hidrat elde edileceğini görmüştük. Bu videoda da bir aldehit veya ketondan nasıl hemiasetal elde edildiğine bakacağız. Bunu yaparken de su eklemek yerine tepkimenin dengede olması için bu sefer alkol ekleyeceğiz. Sağ tarafta ürün kısmında hemiasetal olduğunu görüyoruz. Bu bir hemiasetal molekülü hemiasetalin oluşum mekanizmasına baktığımızda hidrat oluşumuna benzediğini söyleyebiliriz. Aldehit ve keton oluşumunda sol tarafta karbonil olduğunu görüyoruz. Burada daha elektronegatif olan oksijen karbonil karbonumuzdan elektron yoğunluğu alıyor. Dolayısıyla elimizde kısmi negatif bir oksijen ve kısmi pozitif bir karbonil olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki karbonil karbon kısmi pozitiftir. Yani bu bir elektrofildir. Alkolün burada nükleofil görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden alkol molekülümüz bu tepkimede nükleofil görevi görür. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çiftleri buradaki karbonil karbona saldırır ve buradaki gördüğünüz pi elektronları da oksijene geçer. Oksijenimizde hali hazırda iki elektron çifti vardı. Bu nükleofilik saldırı sonucunda neler olacağını çizerek gösterelim. Oksijen artık karbon molekülüne bağlı oksijenimize bağlı bir hidrojen ve bir R üssü üssü grubu vardı. Aynı zamanda bir tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Bu da oksijenin formal yükünü artı 1 yapar. Buradaki karbonsa iki elektron çifti bulunan başka bir oksijene bağlıydı. Bu oksijen bir elektron çifti daha aldı ve şu an formal yükünün eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir R grubu ve hidrojenimiz daha var. Şimdi de elektronlara bakalım. Buradaki alkolde yer alan mor renkli elektronlar oksijen ve karbonun bağ kurmasını sağladı. Bu elektronları aşağıda da gösterelim. Karbonilde bulunan pi elektronları ise oksijene geçti. Burada hangi çiften bahsettiğimizin bir önemi yok. Buradaki elektron çifti olduğunu varsayalım. Bu bizim ara ürünümüz. Bir sonraki adımda ise ara ürünü protonlarından arındırmamız gerekiyor. Yani deprotonasyon. Bunun için bir alkol molekülü daha kullanabiliriz. Bu molekülü çizerek gösterelim. Bu alkol molekülü de baz görevi görebilir. Bu alkoldeki ortaklanmamış elektron çiftleri buradaki protonu alır, bu elektronlar da oksijene geçer. Bu asit baz tepkimesi sonucunda neler olacağını da çizerek gösterelim. Molekülü protonlarından arındırmıştık. Böylece şu anda oksijenimiz R üssü üssü grubuna bağlı. Sağ taraftaki oksijenimiz duruyor. Bu oksijenin formal yükü eksi 1. R grubumuz ve hidrojenimiz de duruyor. Deprotonasyon sırasında bu oksijene bir elektron çifti daha gelmişti. Bunu da gösterelim. Böylece oksijenle hidrojen arasındaki bu elektronların şu anda oksijende olduğunu söyleyebiliriz. Bu da oksijendeki artı bir formal yükü alır. Şu anda ürün aşamasına oldukça yaklaştık. Sadece bir asit baz tepkimesine daha ihtiyacımız var. Alkoller su gibi amfoterik olduğundan hem asit görevi görebilirler hem de proton verebilirler. Bunu da çizsem iyi olacak. Burada bir alkol molekülü daha tepkimeye katılır. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti bir proton alır ve bu elektronlar şuraya geçer. Daha sonrasında da tepkimeye proton ekleyerek hemi asetal molekülümüzü elde edebiliriz. Ketonla tepkimeye başlasaydık buradaki hidrojen yerine R üssü grubu olurdu. Aslında iki üründe hemi asetal. Böylece hemi oluşturmak için gereken genel mekanizmanın nasıl olduğunu görmüş olduk. Ancak buradaki hemi asetal asit veya baz katalizli değil. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Hemi oluşumuna bakarsak dengenin daha çok aldehit veya keton oluşumu tarafında yer aldığını söyleyebiliriz. Yani denge burada sol tarafa doğru. Ancak intramoleküler hemi asetal oluşumunda 5 veya 6'lı halka elde etmek için dengenin sağ tarafa doğru olması gerekir. Bu oldukça önemli bir tepkime. Hadi tepkimenin nasıl olacağına bakalım. Burada aynı molekül içinde bir aldehit ve bir alkol olduğunu görüyoruz. Yani bu bir intramoleküler hemiasetal tepkimesi. Yani molekül içi. Burada dengenin sağ tarafta olması gerekiyor. Bu sayede sağ tarafta siklik hemiasetal elde edebiliriz. Şimdi de karbonları sıralayarak burada neler olacağını inceleyelim. Buradaki karbon bir numara olur. Bu 2, 3, 4 ve 5 şeklinde devam eder. Bu mekanizmanın nasıl olduğunu biliyoruz. Burada alkol nükleofil görevi görür ve karbonil karbona saldırır. Yani buradaki oksijen diğer tarafa geçerek karbonil karbona saldırır ve bu elektronlar buradaki oksijene geçer. Şimdi de sağdaki karbon moleküllerine ne olduğuna bakalım. Buradaki karbon ilk karbonumuz. Bu 2 3 4 ve 5 şeklinde devam eder. Bu halkada yer alan oksijen aslında buradaki oksijendi. Diğer oksijeni işaretleyerek gösterelim. Bu oksijen sağ tarafta bu oksijene dönüşür. Aynı zamanda siklik hemiasetal oluşumu biyokimya ve karbonhidrat kimyası için son derece önemlidir. Bunu biraz daha detaylı olarak inceleyelim. Burada aynı molekül olduğunu görüyoruz sadece farklı bir konformasyonda bulunuyor. Buradaki sigma bağlarının biraz daha farklı bir şekilde döndüğünü söyleyebiliriz. Buradaki tüm sigma bağlarında aslında serbest rotasyon söz konusu. Bu bağlar nükleofilimizin elektrofile saldırmasını kolaylaştırır. Yani oksijendeki elektron çiftleri açısından buradaki nükleofilik saldırıyı daha rahat inceleyebiliriz. Nükleofil buradaki karbona saldırır ve bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi de bunun sonucunda neler olacağını inceleyelim. Buradaki oksijen artık buradaki karbona bağlı. Böylece halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi de buradaki elektronlara bakalım. Buradaki mor elektronlar bu bağı oluşturdu. Buradaki kırmızıyla gösterdiğim oksijen de aslında düzlemde yukarı doğru çıkar. Bunu biraz sonra detaylı olarak açıklayacağım. Dediğim gibi bu oksijen yukarı doğru çıkar. Bu oksijenin etrafında İki ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bir tane daha elektron çifti aldı ve şu anda formal yükü eksi bir. Halkamızdaki oksijen hala bir hidrojene bağlı ve bir ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden formal yükü artı bir olur. Bu hidrojen ise aşağı bakar. Böylece ara ürünümüzü tamamlamış olduk. Buradaki asit baz aşamalarını incelemeden neler olduğuna bakalım. Daha sonrasında molekülü protonlarından arındırmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Burada bir baz tepkimeye katılır ve bu protonu alır. Buradaki elektronlar oksijenimize geçer. Bir sonraki adımda da eksi yükü protonlarız. Şimdi de oluşabilecek ürünlerden bir tanesini inceleyelim. Oksijenimiz burada. Bu halkanın bir parçası ve bu molekülün sandalye konformasyonunda olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir OH molekülü var. Bu ekvatoryal konumda duruyor. Ayrıca oluşabilecek ürünler arasında bir aksiyel hidrojen de var. Bu oksijende iki elektron çifti olduğunu söyleyebiliriz. Bunun olası ürünlerden biri olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Bu ürünü burada düz bir düzlemde, aşağıda ise sandalye konformasyonunda göstermiş olduk. Burada da ekvatoryal olarak duran OH molekülümüz var. Sol tarafa yani ilk duruma geri dönelim. Hatırlarsanız bu kısımda nükleofil karbonil karbona saldırmıştı. Bu karbonil karbonun geometrisinin trigonal düzlemde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nükleofilin karşı taraftan saldırıya geçmesi mümkün. Bu durumda oksijen düzleme göre aşağı bakar. En iyisi bunu çizerek gösterelim. Burada başka bir ihtimale bakmış oluyoruz. Evet. Oksijenimiz burada da halkanın bir parçası olur. Böylece halkamızı oluşturmuş olduk. Ancak bu sefer oksijeni ekvatoryal olarak yerleştirmek yerine daha aşağı kısma yerleştirmemiz gerekiyor. Yani oksijenin burada aksiyel konumda olduğunu söyleyebiliriz. Oksijenin etrafında 3 ortaklanmamış elektron çifti olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla formal yükü eksi 1 olmalı. Hidrojen burada ekvatorial konumda. Buradaki oksijende bir elektron çiftimiz var. Burada da bir hidrojenimiz var. Dolayısıyla oksijenin formal yükü artı 1 olur. Böylece başka bir ihtimale daha bakmış olduk. Mekanizma açısından bakarsak bazın deprotasyona uğradığını biliyoruz. Bu durumda buradaki elektronlar buraya geçer. Ve daha sonrasında eksi 1 formal yükü protonlamamız gerekir. Bu şekilde hemi asetal molekülünü elde edebiliriz. Bunu çizerek gösterelim. Aslında böylece başka bir ürün elde etmiş olduk. Bu sefer hidrojenin ekvatoryal, OH molekülünün ise aksiyel konumda olduğunu söyleyebiliriz. Böylece ürün açısından iki ihtimali incelemiş olduk. Buradaki karbonun seryo kimyasından da kısaca bahsedelim. Bu karbon kiralite merkezi. İşte bu ikisi olası ürünlerimiz. Karbonhidrat kimyası açısından buradaki hemiasetallerin bir numaralı karbonda farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. İşte burada bir numaralı karbonun yer aldığını görüyoruz. Karbonhidrat kimyasında bu karbon anomerik karbon olarak adlandırılır. OH molekülünün yukarıda veya aşağıda yer almasına göre de farklı anomerler oluşur. Bunun glikozlar için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonraki videolarda bu konuya detaylıca değineceğiz. Sonuç olarak siklik hemiasetal oluşumunun oldukça önemli bir tepkimi olduğunu belirtmemiz mümkün.